Bizleri izleyen sevgili kanal ve izleyicilerimiz efendim yine bir pazartesi sizlerle olmanın heyecanıyla yayınımıza başlıyoruz. Derya programına hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bugün efendim yine Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'nden yine konuklarımızla beraberiz. Bugün efendim mefruşat ve patchwork uygulamalarını bizlere gösterecekler. Yine öğretmenimiz Pervin Saraçoğlu, yine kursiyerlerimizden Seval Özgül, Necmiye Küçükoku'dan ve Gülsüm Akın bugün bizlerle efendim yine uygulamalarla bizler olacaklar. Efendim saat 15'te yine astroloji köşesiyle ünlü medyum astrolog Ferdi Bozduman'la beraberiz. Efendim bugün ne konuşacağız? Bugün kadim Mısır ilmi olan Horus'un gözü enerjisiyle efendim yine onu konuşacağız. Yine telefon bağlantılarımızla canlı yayınımız devam edecek. Derya başlıyor. Efendim hoş geldiniz. Yine böyle pazartesi günlerini seviyorum ben. Pazartesi böyle bir enerjik başlıyoruz programa. Böyle rengarenk oluyor stüdyomuz. Siz böyle değerli kadınlarımız Azize Kahraman'dan güler yüzlü böyle kursiyerlerimiz, öğretmenlerimizle güzel programlar yapıyoruz. Bugün efendim mefruşat ve patchwork uygulamaları yani esasında 40 yama. 40 doğru yama. Mudur? Aynen. 40 yama uygulamaları biliyoruz. Pervin Hanımcığım hoş geldiniz sevgili öğretmenimiz. Şimdi öğretmenimiz bugün elinde böyle hazır bekliyor. Güzel bir örnekle. Evet. Başlayacağım diyorsunuz hemen. Hadi başlayalım o zaman. Elimde yarım bir işimiz var bizim. Yarım. Evet. Başladık yani. Şimdi bunu tamamlayacak mıyız biraz sonra? Şu anda bu tamamlanmayacak. Arkadaşlarımız çalışma yapacak. Evet biraz sonra arkadaşlarımızın farklı örnekler var. Göreceğiz. Evet. Siz böyle hazırsınız. Birkaç şimdi bu seneki modüller mi Pervin? Siz geçen sene katılmadınız bize değil geçen mi? Geçen yıl katılamadım. Katılamadınız. Evet, evet. Şimdi biz programlarımızda böyle modül herhalde uygulamalar yapıyorsunuz siz. Bizim mefruşat içerisinde her türlü tekniği uyguluyoruz. Mefruşat deyince çok kapsamlı. Mefruşatın içerisinde çok, patchwork uyguluyoruz. Evet, evet. Şimdi. O zaman modülümüz patchwork. Yani modül olarak modül, demeyelim de. Ne deniyor? Şöyle mefruşat kursunun içerisinde modüllere ayrılmış fakat bütün teknikleri süslemelerde kullanıyoruz biz. Yani 40 yamayı da kullanıyoruz, nakış tekniklerini de kullanıyoruz, değerlendirmeleri. Bugün nakışlarımız da var. Eski nakışlarımızı değerlendirmeler yapıyoruz. Birçok tekniğimiz var. Birçok teknik var. Vallahi biz de öğreniyoruz. Böyle çok ben de tabii bildiğim teknikler var, bilmediklerim var. Biz de çalışma hayatında sürekli olduğumuz için hani bunları yapmaya fırsatımız oldu. İleride emekli olursak Azize Kahraman'a geleceğiz i̇nşallah, zaten. İnşallah bir emekliliğimiz emekli olur mu bilmiyorum. Ben emekli olabileceğimi zannetmiyorum ama. Bunlar çok dinlendiriyor insanı. Dinlendiriyor. Evet, yani. Aslında bakın ben akşam ne yaptım biliyor musunuz? Evet. Ben akşam bir tane benim böyle yırtık bir kotum var. Ben yırtık kotlar moda bu sene ama o yırtık artık iyice biz yırtıldı artık böyle. Ay ben bunu ne yapayım derken böyle o bir uygul şey var. Nasıl söyleyeyim? Pullu pullu böyle şeyler var. Hazır aparatlar. Aparatlar diye onun adına ne deniyorsa bak aklıma gelmedi. Onları aldım bir güzel kestim. Onların içlerini onlardan yerleştirdim. Arka şeylerine yine ceplerine yerleştirdim. Buraları ay bir güzel oldu. Olmaz mı? Onun sonu yani var zaten. Bende hocam beceriklilik var. Bunlar hobi. Hobi. Aslında her hanımın mutlaka bir hobi edinmesi hobi. Gerekiyor. Ama kesinlikle. İnanın şimdi Gülsüm Hanım, Seval Hanım. Seval Hanım'ın dediği gibi gerçekten çok akşam böyle kafamı böyle tamamıyla boşalttım. Tamamını gece arıyoruz. Hatta 2 olmuş ben hala dikiş yapıyordum. Demek ki evet. Üstüne gideceksin. Bu arada. Yani, evet. Var. Şimdi çok güzel uygulamalar yapacağız Pervin Hanımcığım. Öncelikle bir öğrencilerimizi bir tanıyalım. Evet. Değil mi? Evet. Sizle başladık. Şimdi böyle güler yüzlü bir Seval Hanım'la başlayalım. Seval Hanımcığım, Seval Özgül. Evet. Seval Hanım siz ne kadardık öğrencisiniz? Ben Pervin Hocam'la bu sene tanıştım. Geçtiğimiz yıllarda halk eğitimi yine Ebru ve resim derslerine katıldım. Bu sene de hayallerimi gerçekleştirdim diyeyim. Benim çok eski annemin daha biz doğmadan aldığı çeyiz
olarak bize aldığı iğne oyalarını. Hı hı. Onları Pervin Hocam sayesinde böyle ketenlere runner olarak düzenledik. Ha, hayata geçirdik. Yani şimdi çok mutluyum. Zaten evet. Bizde de var. O çeyiz denilen bir hepsi şey var. Hepsi dolaplarda saklanıyor. Sandıklarımız aynen, var. Bizim evet. Daha şimdi sandığı falan kalmadı. Hepsini gönderdim. Evet. Ben sandığı koyacak yer bulamıyorsun o kadar. Onları çıkartalım sandıklardan. Hepsini hayata geçirelim. Harikasınız. Hepsinin bir hikayesi var. Aynen, ben ona güzel. Da çok inanırım. Tabii, tabii. Fatma arkadaşımın onlar kanevçeleri. Çok eski bunlar. Yani evet. inanın dedim ya hani benim yaşım çıkmasın ama bu iğne oyaları annem, annem ben doğmadan almış. 25 falan işte. Evet yani. aynen. Hani şimdi onları mesela yemek masama seriyorum. Çok keyif alıyorum. Çünkü artık şeyler kullanılmıyor. Evet. Eskiden televizyonlarımızın şimdi örtüleri vardı. Örterdik ya. Çünkü televizyon saatlerimiz gece 12'de televizyon biterdi. Evet. Sabah kaçta başlardı? Akşam 8'de mi başlardı? 7 mi 6 mı? Çok hatırlayamıyordum yani. Ama haberlerle böyle bir yeni yayın başlardı. O yüzden böyle üstler hep örtülüydü. Regülatörün bile örtüsü vardı. Onları mesela Pervin Hocam bize gösteriyor. Birleştiriyoruz. Yan yana koyuyoruz. Aynen. Yemek masalarına servis masalarına çalışıyoruz. Ne güzel. Hepsini hayata geçiriyoruz. Yeniden hayata geçiriyoruz. Evet. O sandıklardan sandık evet. kokusu da çok böyle aynen güzeldi. Öyle. Sandık kokularından çıktı artık çıktık, onlar. Onları artık evet. Böyle güzellikle aradan, böyle evet. sergileniyorlar. Harika. Şimdi bunları tek tek geleceğiz. Hı-hı. Önce bir tanıyalım. Tamam. Evet efendim Necmiye Hanımcığım, Necmiye Küçük Okul'dan hoş geldiniz Necmiye Hanımcığım. Necmiye Hanım siz kaç yıllık öğrencisiniz? Ben yıl söylesem mi? Söylemeyelim. Ben söylemeyelim. 10 yıl oldun mu yoksa? Hemen hemen. Maşallah. Ben Pervin Hocam'ı çok sevdiğim için ya bu bitmiyor. Ayrılamıyorum yani. Zaten bir şey söyleyeyim, bu hocalarda ne var bilmiyorum. Ben de kahramanı merak ediyorum. Bu hocalar özel mi seçiliyor? Ne yapılıyor? Bilmiyorum ama bu hocalar yüzünden sizin okul bitmiyor. Öğrencilik bitmiyor. Benim aile dostum oldu yani o kadar çok güzel, yani. Ne güzel. Siz neler yapıyorsunuz? Ben şu anda Kız Kulesi çalışıyorum Kulesi, ben. Oo, yarışmaya gireceğim Allah izin verirse. Evet bahsedin yani, tabii. Hocam daha iyi anlatır aslında onu ama. Siz anlatın. Ben mi anlatayım? Siz anlatın. Hocanız da anlatın. Tamam ben bildiğim kadar anlatayım yani. Hadi bakalım. Yani. Nasıl anlatayım? İstanbul'da düzenlenecek. Tamam, hocamızdan yardım alalım. Hocamız, tamam. Evet, Pervin Hanım. İstanbul'da düzenlenecek olan bir kırk yama yarışmasına gireceğim. Niyetim öyle yani. Ha, bu bir yarışma düzenlendi. Ne zaman fakat, tarihleri? Şimdi Nisan'ın sonunda bitiyor. Ha Nisan'ın sonunda. Evet, kayıtlar mı bitiyor? Ya şey mi bitiyor? Uygulama şimdi mı bitiyor? Uygulama göndereceğiz yani. Ha, Nisan'ın sonuna kadar. Nisan'ın sonuna kadar ben bu elimdeki projeyi bitirip teslim edeceğim yani. Yarışmaya İstanbul, gidecek. Objeleri. İstanbul adı. Adı İstanbul. İstanbul temalı şey projeler olacak. İşte evet. Kız Kulesi oluyor. Biz de Kız yani Kulesi'ni seçtik. Yine çok farklı. İstanbul değil de zaten başlı başına ama siz Kız Kulesi'ni seçtik. Evet biz Kız Kulesi'ni seçtik. Daha henüz bu kadar yapabildim yani. Kağıdımızı da gösterelim Necmi'ciğim. Bunu mu yapacağız şimdi? Onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onu yapmaya çalışıyorum. Harika. Bitmiş halini ne olur bana da atın. Zaten şeyde görürüz. Sergide göreceğiz. Sergimizde tabii bekleriz. İnşallah ama ben istiyorum ki Necmiye Hanım şöyle birinci olsun. İnşallah. Benim de hedefim. Benim programım uğurludur. Özellikle çalışıyorum. Bu arada Kanal V ailesi olarak iki hafta siz biz takip etmiyorsunuz. Bak çok sizin olmaz yani. Bundan sonra bizi takip edin. Biz Türkiye'nin en iyi çıkış yapan program sunucusu ödülü aldım ben. Kanal V adında Deryacı programı olarak. Biz ödüllüyüz. Bak her şey ödüllü. Güzel. Ben haftada 3 gün mesela kursa gidiyorum. Kursta bir televizyon olsa çok iyi olacak o zaman. O da olmuyor yani. Evet. Çalışıyoruz. Yani. Evet. Şimdi peki o zaman yarışmada bu yarışmaya katılacağız. Ben dereceyi de bekliyorum i̇nşallah, dediğiniz gibi. İnşallah. Şimdi bir de son olarak Gülsüm Hanım'ı da tanıyalım. Tamam. Gülsüm Akın. Gülsüm Hanımcığım. Evet, şimdi merhaba. Biraz sonra uygulamamızı da yapacağız. Siz ne kaç yıllık bu çalışmadasınız? Ben ikinci senem bu sene. İkinci Pervin senem. Hanım da ikinci senem. Daha öncelere gitmiştim İzmir'de. Ama bu sene ikinci senemi yürütüyoruz. İkinci senem bitmedi daha. Benim çalışmalarımdan bahsedeyim biraz. Evet. Şimdi uygulamamız ne peki? Ha, uygulamamız neydi? Ressam. Tamam. Ünlü bir ressamımız var. Evet. Eşi. Ünlü... Onun çalışmalarını biz hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kumaşlarla. Kumaşlarla balık balıktan çok kuşlara, güzel olmuş. Güzel bir harika. Tablo olacak. Yorganlaması tablo yapılacak daha sonra bunun. Şimdi şöyle yapalım.
Şimdi biliyorsunuz 16 Nisan'da bir referandumumuz evet. var. O yüzden maalesef. Cumhurbaşkanımızın bir konuşması var. Çünkü bunlar da toplu açılış töreninde şu anda. O yüzden şimdi bir konuşması için çok kısa bir şekilde Derya'ya bir ara veriyoruz. Programımız devam edecek. Konuşmadan sonra efendim Derya'ya da tekrar görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın efendim. Evet sevgili izleyicimiz, Derya'ca programımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın konuşması bitti. Şimdi Derya'ca programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarım saatlik bir aksamamız oldu. Ferdi Bey saat 15'te bizler de olacaktı. O yüzden bir yarım saat aksamayla 15.30'da Ferdi Bey ile yine özellikle astroloji köşemizde devam edeceğiz. Onu da bir açıklamasını yapalım. Efendim şimdi patchwork çalışmalarıyla yine Aze Kahraman Halk Eğitim Merkezi'nden değerli konuklarımız var. Bakalım şu patchwork uygulamaları nasılmış, bunları göreceğiz. Burada yaptığı çalışmaları var. Gülsüm Hanımcığım neler yapıyorsunuz? Harıl harıl burada bu arada işlemeler devam etti. Bakalım. Evet, konumuzu önce belirliyoruz. Şunu bir alabilir miyim? Şöyle bir alalım. Şimdi bakalım. Şimdi burada bir desen var. Burada numaralandırmalar yapmışlar. Bu şekilde evet. çizimleri yapıyorsunuz. Burada bir şablon evet. var anladığım ha. kadarıyla. Bu şablondan bu şekilde bir çalışmalar şu anda belirlenmiş. Numaralar var. Burada çok güzel balıklarımız var. Kuşlarımız var. Oo, harika. Şimdi ben şöyle size koyalım şablonumuzu. Şimdi bunun üzerinden kestiniz, biçtiniz. Aha, evet, kumaşlarımızı kestik. Altına geçireceğimiz elyafları kestik. Kumaş üzerine montelemesini yapıyoruz. Monteleme yapıyoruz. Evet. Şimdi monteleme yaparken şunu şöyle ben yine alacağım, bir göstereceğim. Bakalım konuklarımız şöyle nasıl yapıyorsunuz yine uygulamayı. Deniz ve gökyüzü. Evet. Mavinin tonları efendim. Tonlar, evet. Ama burada şimdi burada önce kumaşları kestik. Kestik. Tek evet, tek kesiyoruz. Kesiyoruz. İçerisine elyaf. Elyafları da kesiyoruz. Elyafları da kesiyoruz. Elyaflar da kesiliyor. Evet, onları da kesiliyor. İçerisine elyaf koyduk biz bunun böyle. Elyafın evet. üzerinden kumaşımızı iğnelerle mi teyelliyoruz? Evet. İğneyle teyelliyoruz. Bayağı bir bildiğiniz teyel. Buradan da toplu iğneyle kumaşımızı üzerine monteliyoruz. Ondan sonra da dikme işlemi. Evet, bu tamamen elde yapılan tabii, bir şey tabii, değil mi? Tabii ki. Evet, 40 evet. yama demek de 40 yama demesinin içerisi de yani yamalama sistemi esasında. Hani eskiden böyle eskiler yamalırdı. Şimdi artık yenilerimiz de böyle yamanarak çok güzel çalışmalar yapılıyor. Şimdi bunları yapıyorsunuz. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Ne güzel. Bu ne kadar süren bir çalışma oldu Gülsüm Hanımcığım? Bir ay falan oldu bunu başladığımda. Çok uzun. Tabii araya başka işler de giriyor. Tabii. Evet. Aslında haftada bir. Haftada bir. Ben evet. şöyle yanıma şeye bu tarafa geçmek istiyorum. Evet. Şimdi diğer çalışmalarımıza bir bakalım neler varmış. Bu arada hanımlarımız böyle ne güzel. Çağrılara çalışıyorlar. Bak yarışmaya hazırlanıyoruz. Bu arada evet. Necmiye Hanımcığım yarışmaya hazırlanıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Seval Hanımcığım. Ben bu makyaj çantası 40 yama tekniğiyle yaptım. Alabilir miyiz o makyaj tabii. çantasını lütfen? Ay bakalım. Buyurun. Biz kadınlarımızın tamamen makyaj çantaları bile içinde makyaj malzemelerimiz var bu var, arada. Var bir şeyler koy. Görüyorum, görüyorum. Ay merak ettim. Neler varmış? Neyse göstermeyeceğim. Şimdi içimizde diye. De aynı şekilde güzel bir şekilde evet, şey yapmışsınız zaten. Astarlı falan. Bakar mısınız? Ama birleştirmeleri tamamen elde yapıyoruz böyle. Ama ben bunu böyle el çantası olarak da böyle kullanabilirim. Tabii artık her türlü kumaştan yapılabilir. Yazın
Kadın deniz çantalarının içine konabilir. Çok lazım oluyor mesela. Aynen aynen. Öyle. Zaten çanta modellerine biraz sonra da geçeceğiz. Sap takılabilir. Sap takılabilir. Çanta tabii. Olur. Yani evet. O da olabilir. Ben çok böyle elde taşımayı daha çok seviyorum böyle. Hepsini böyle elde yapıyoruz. Şimdi onları nasıl yaptık? Şimdi bunları böyle kesiyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi evde bunu kadınlarımız yapabilirler mi kendileri? Tabii ki. Önce bir kalıp hazırlıyorsunuz. Böyle bir makyaj çantası varsa ellerinde ne yapsınlar? Onun kalıbını hazırlasınlar. Değil mi? Şimdi bunlar altıgen olduğu için bunlar tek tek çalışıyor. Evet, tek tek çalışılıyor. Birbirini tuttururken o zaten hani kendini gösterir. Biz orada küçük bir körük mesela yaptık. O onu daha şık hale getirdi. Evet, ama mesela körük. Dört köşe yapıp hani bu kadar ellerinden gelmiyorsa tabii dört köşe de yapabilirler. Daha pratik olur. Siz artık bu konuda tecrübelisiniz ama yapamayanlar için bunu bütün de çalışabilirler. Buradan aynen dikişini öyle. Yapabilirler. Çok da zor bir şey değil esasında. Böyle bir altıgen kalıp çıkardı. Şöyle bakalım bir. Tabii ki. Altıgen kalıplarımız sonra var. Şu kumaşı alacağım. Tek kalıbınızı tek, alacağım. Tabii. Tek tek şimdi kağıt. Böyle bir kalıp çıkarıyoruz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, kadınlarımız şöyle böyle bu kalıbı çıkarıyoruz. Kumaş dikiş parçalarımıza. Paylı. Evet, kesiyoruz. Ha, dikiş paylı. Dikiş paylı. Bu dikiş paylı olan kısım. Evet, aynen. Tamam. Dikiş paylı şekilde bu şekilde kalıbımızı evet. çıkartıyoruz. Hı-hı. Kumaşlarımızın üzerine teyalleyip kestik. Tabii. Teyalledikten sonra birleştiriyoruz. İçinde şey kalıyor. İçinde kalıyor kağıtları. Onları en son çıkartıyoruz. Ha, tamam. Böyle. Kağıtlı var mı diye düşündüm de bir anda. Evet. Sonra kolaylık bakar mısın? İşin evet. mi de var? Ondan sonra birleştiriyoruz. Çok kolay. Evet. Sonra ne yapıyorsunuz? Onları kuşlarından. Çırpma tekniğiyle dikiyoruz. Çırpma tekniği. Ha, tamamen çırpma elde. Tekniği. Yaptın. Bunları birleştirdim. Aynen. İşte bunu da buraya pardon ters evet. koyduk. Şöyle. Matematik hesabı. Matematik aslında biraz matematik her şeyde olduğu gibi. Ya hani diyoruz ya biz matematik bunda çocuklar matematik. Özellikle söylüyorlar. Evet. Ya biz bir matematiği ne yapıyoruz? Niye nerede kullanıyoruz? Her aslında yerler. Matematik her evet. yazarken bile inanın evet. ben yazarım. Evet. Hani yazma tekniklerinde bile matematik kullanılıyor. Evet. Hani sevgili çocuklarımız özellikle izliyorsanız matematik hayatımızın her alanında. Evet. Bakın yani bitmiyor. Bunlar bunlar bitmiyor. Altıgenler hayatıma girdi bu sene. Altıgenler. Ay ne önce yapmış ki bunu çevirdi. Ay evet. geometri derslerimizi şimdi hatırladım. Şimdi peki bunlardan yaptık. Bunları birleştiriyoruz. Evet. Elle yapılan bir çalışma bu tamam. Elle. Dikiş makinesi yani, hiç kullanmıyoruz. Hayır. Dikiş makinesine gerek yok. Bunları birleştiriyoruz. Fermuar belki zor olabilir fermuarı mi? Fermuarı onu makinede çekebilirler. Makinede. Elde de tutturulabilir. Tamam. Yani. Bitti. Çantamız evet. oldu. Çok her şey yatak üstünüze şu anda koltuktaki evet. örtü de mesela aynı teknik. Aynı teknikte. Altıgen her şey evet, yapılabilir. Bu da altıgen çalışma tabii. yapılmış. Bakın çok güzel. Yatak örtüsü, koltuk örtüsü. Evet, yani şurada gördüğünüz gibi bakın. Gücünüz. Bu da altıgen. Ama bu altıgenleri şöyle biraz daha bir iki şey birleştirilip farklı renklerle yapılmış evet. tonlamalar. Bir derinlik var burada da yine aynı şekilde. Boyutlu kırkyama deniyor orada. Üç boyutlu. Bunun hı-hı. arkasına da böyle kumaşlarla da astar yapabiliyorsunuz. Valla annem de bana çok yaptı. Gerçekten çok güzel ve sıcacık da böyle tutuyor. Bir de ayrı bir havası var. Ya. Yani gerçekten ayrı bir havası var. El sanatlarının her zaman yani ayrı bir ben de enerjisi bir sıcaklığı kesinlikle. Olduğunu düşünüyorum. Yani. Çok bulunduğu güzel. Ortama ayrı bir hava verir. Her şu zaman. Kuşlarımızın bu son bitmiş hali. Bitmiş bunu Gülsüm Hanım evet. çalıştınız siz mi çalıştınız? Bunu? Yok arkadaşımız çalıştı. Ha, başka bir arkadaşımız Gülsüm çalıştı. Gülsüm Hanım'a sevgiler buradan. Hı-hı. Şimdi burada esasında göz yanılmaları var. Esasında evet. şöyle daha balık, dikkatli bakılırsa. Balık ve kuş. Balıklar ve kuşlar içici. Bir evet. iç içi çalışma yapılmış. Ben çok beğendim. Çok güzel olmuş. Evet. Yapan arkadaşımızın da ellerine kollarına sağlık. Mavinin tonları tamam. var. Evet. Ay çok hoş olmuş gerçekten. Bu hayal gücü mü? Böyle bir şey teknik. Hayır bu ünlü ressam Eşen'in eserleri bunlar. Tamam. Eşen. Biz bunları hayata geçirdik. Birazcık çizim. Onlardan alıntılar evet, evet, yapıyorsun. Yapıyoruz. Şimdi tamam, bu tamam. çalışmamızı çok beğendim. Şimdi öğretmenim. Nasıl çalışma şu çalışmamıza bir bakalım. Öyle dursun ben alayım onu şöyle yapalım. Evet. Tamam. Şu çalışmadan bu çalışmamız başlayalım. Da yine, onu da bir yakından çekelim. Yine aslında sizin bu arkanızda bulunan resmi de biz evet, çok beğendik. Evet çok bunu kumaşa uygulamak istiyoruz. Çok memnun olurum. Ne beğendiğimiz ay, kumaşa ne uygulanabilecek bazı resimleri alıyoruz, fotokopisini çektirip tamam. istediğimiz büyüklüğe getirip sonrasında da küçük kumaş parçalarını keserek kalıplarla birlikte
derinliğini vererek, renk uyumuna dikkat ederek yukarıdan aşağıya çalışmaya başlıyoruz. Çok güzel. Yani her şey, siz şey, fotoğraf makinesi gibisiniz. Evet, değil mi? Elimizde gerçi her dakika böyle o telefonlardan çekme olayımız da var. Evet, çekin aynen. O zaman inanın çok da mutlu oluruz. Biz böyle Derya'dan da bir esinti. Antalya'yı anlatıyorum çünkü. Ne güzel. Çalışacağız. Sergide de ben de görürüm. Çok İnşallah. Mutlu olurum valla. Şimdi burada bir derinlik var. Yine bir perspektif çalışması evet. var. Çok koşu olmuş. Ne kadar güzel. Sıcacık şöyle bakınca sanki orada gibi hissettim ben kendimi. Ay orada yünler var. Tam bir kış evi olmuş bu. Çayımız hazır. Evet. Bakar mısınız ne kadar güzel çalışmış. Bunu kim çalıştı? Bunu geçen yıl bir arkadaşımız çalıştı. Bu yılki bir çalışma değil. Henüz çünkü bu kadar büyük çalışmalarımız daha tamamlanmadı. Tabii, daha çalışmalar. O yüzden örnek olsun diye çok bunu getirdik. Çok güzel olmuş. Hı-hı. Ama çok harika pencereden yine bir açılmış. Ve gökyüzü var, dağlar var. Ne güzel, hayal dünyası evet. ya. Yani inanılmaz güzel. Evet. Çok çok beğendim. Ellerinize sağlık. Ay, elbette bir arkadaşımızın daha orada var. Evet, şuna da bakalım. Buna da lütfen bakalım. Bu çalışmamız da var. Hiçbirini, hepsi önemli gerçekten. Evet. Emek var burada. Ne güzel böyle kayıklar. Yine aynı şekilde. Bu da kodlardan mı? Evet, koddan. Özlem Hanımcığım, sevgiler izliyorsanız tebrik ediyoruz. Yani kodlarınızı atmayın. Aynen, aynen. Gerçekten hiçbir şimdi şey hiçbir şey atmayın. Evet, küçücük yani. Parçalar lazım oluyor. Ya yani. Ya değil mi? Özellikle şimdi biz bazen unutuyorum. Biz tabii ara verdik ama bu arada bizim sohbetimiz devam etti. Reklam arasında mesela döşemecilere gidin. Özellikle döşemecilerde inanın orası bir derya. Her şey var orada. Döşemecilerde o artık parçaları toplayıp ben annem için bayağı bir topladım biliyorum. Yani orada ben koca bir çuval verdi adama. Ay dedim bunların açma. Annem hepsini değerlendirdim. Öyle şaşırdım ya. Ben yani. Bir parça bir şey almıyor. Bu döşemeciler. Hiç para da masraf da yapmıyorsunuz. Perdelik ücret. Ben bir öyle bir abajur işte çalıştım yıl başında, sezon başında. İnşallah tamamen görürüz. Tül parçalarından crazy çalıştık. Çok güzel. Sergide inşallah. Tamam eski perdelerinizi atmayın. Eski evet. kodlarımızı atmıyoruz. Gülsün Hanım'ın şimdi bakın çanta mağazamızdan. Evet. Belirtmek istiyorum ben. Eski kale kod. İçinde dükkanları var. Tabii onu ayrı evet. bir gün inşallah onları da i̇nşallah. Alacağız. Bir daha kursta alacağız. Öğrendiklerini, çalıştıklarını orada satıyor arkadaşlar. Aynen. Şunu alabilir. Şurada bitmiş. Bitmiş. Evet, bitmiş hali o. Çantalarımızı satıyoruz. Kodlarınızı dediğimiz gibi böyle bulucunlarınız, şeylerinizi, kumaş eski parçalarıyla. Eski gömleklerimiz, erkek gömlekleri onlar. Bu gömlek miydi? O renkli olanlar. O bir yastık örtüsü. Yastık kılıfları. Her şey var. Ama gömleklerden de yapmıyoruz. Gömlekler olur. Tabii. Bu odası geçmiş. Açabilecek. Bakın içi de tertemiz. Oh ne güzel ya. Vallahi astarlı cepli. Koy içine tam bir plaj çantası. Evet. Özellikle yaz ayları da geliyor. Hemen başlayın sevgili kadınlarımız. İçerisi elyaf var ama. Tabii elyafla da onu. Yapıyoruz diye onu elyafını da kendim yaptım. Elyafsız olabilir mi? Çok salaş oluyor. Anladım. Elyaf biraz daha diri. Zor mu peki elyaf çalışmasını yapmak? Hiç zor değil. Yani. Bunları peki bundan çiziyorum. Mı dikiş makinesiyle yapılır? Tabii çiziyorum. Kumaşın üzerine elyafa geçirip. Kapitöre yapıyoruz. Kapitöre tamam. Çok güzel. İçerisine koyabildiğin özellikle çocuklu anneler. Evet. Gerçekten biz de tabii çocuklarımız küçükken bakıyoruz. Gerçekten bir dışarı çıkmak ölüm zaten yani çocuklu anneler için. Emziğidir, mamasıdır, ondan sonra bezidir. Kıyafet, evet. yedek kıyafetleridir derken evet. o çantalar böyle kocaman oluyor ve bu çantaları da sığıyor. Şimdi diğer çantalarını da şöyle görsellerini alalım. Bunlar da sizin çalışmalarınız evet. mı? Arkadaşımın yanındaki kot benim. Evet, yerdeki. Alalım şöyle pembeli orada çok güzel puantiyeli evet. bir çalışmamız var. Yine ortada şu pembeli ve kremli yine devam eden. Pembeli olan Hawaii nakışı tekniği. Hawaii nakışı. Hepsinde yani. Atları var. Tam evet, Hawaii valla bakarsın. Hawaii esintileri görüyorsunuz evet. efendim buradan. Şu yanında neler varmış? Geyikli kumaş. geyikli kumaş. Orman evet, esintileri. O da şey bir kırlent. Almıştım yastık yani. Çok yastık. Güzel olmuş vallahi bravo. Ben süsleyerek o hale getirdim. Ya ben şeyleri görüyorum. Şimdi yılbaşı da geçti ama yılbaşı süslemeleri var değil mi? Evet. Çok güzel böyle şimdi ondan aklıma geldi. Geyik meyik deyince birden yılbaşıyı ben çağrıştırıyorum. Özellikle şu kırmızı. Yaptım ama getirmek aklıma gelmedi. Çok güzel. Gerçi yeni yıl artık Nisan'a girdik. Vallahi Nisan'a girdik ama yeni yılda da böyle çok güzel o özellikle ağaçları falan süslemek için. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Duvar şeyler.
self servis çalıştı. Kapı öyle. Süsleri. Evet. Kapı süsleri. Yılbaşına özel self servisler çalıştı böyle. Bitmiyor. Kırmızılı, yeşilli. Hocam şunu elinizle tuta tuta. Yazık. O da çok güzel oldu. Ben yoruldum. Vallahi ben yoruldum. Şimdi İlkay arkadaşımız. Şimdi İlkay arkadaşımız. Tamamlamadık onu. Sevgiler biz size. Çok oradan. Güzel böyle bir bahçeli ev. Allah'ım herkesin hayali. İnşallah. Değil mi? Şöyle bir evde kendimizi hayal edelim. Dokuduk. Bakın. Dokuduk. Çok güzel. Bu bir şey mi olacak? Bakın bakar mısın? Tamam, bahçesinde olacak. Çocukların oynadığı. Evet. Efendim özellikle çiçeklerin olduğu, gökyüzünün böyle masmavi olduğu bir ev hayal edin. İşte hayaliniz burada. Bakın bakın hayal edin kendiniz. Önce hayali çizelim. Sonra inşallah olur evimiz. İnşallah. Böyle güzel bir evimiz olur. Bu ne olacak hocam? Henüz tamamlamadık. Yine panosu olacak. Bu bir duvar panosu olacak. Evet. Yastık çalışması da olabilir. Her türlü olabilir. Şey olur yani. Olmayacak bir şey yok. Evet. Çok güzel olmuş. Emeklerine sağlık. Vallaha. Şimdi eskilere biraz geldik. Dedik ki eskilerden neler var dedik. Şimdi burada çok güzel çalışmalar var. Yakından buradan da alınabilirse. Eskiden hepimiz etamin çalışmaları yapmışızdır esasında. Kaneviçe çalışmaları. Evet. Ben öyle. Eskiden tellerimiz. Evet, bunlar çok güzel. Her kadın böyle bizim kasnaklarımız, çocukluk dönemlerimize bakıyoruz. Evet. Bunların özelliğini bozmadan direkt kumaşa monte ettik. Aynen, sandıklarda kalmasın bunlar. Fatma Hanımcığımızın orada. Evet. Fatma Hanımcığım sevgiler. İsmimi söyleyin dedi. Fatma Hanımcığım sevgiler. Valla harika olmuş Fatma Demirtaş. Bu danteller de mi aynı kişiye ait? Şimdi şöyle zaten Kaneviçe'nin danteliyle birlikte bu eski çalışmalar hiç ellemedik. Hiç kesmedik. Bir etek, gargola eteği gibiydi. Karşılıklı birleştirdik. Yani şu bir çalışmanın bitmiş haliydi ortadaki çalışma. Evet. Siz bunun üstlerini tamamladınız. Şöyle iki parça birbirine dantelleri birleştirdik. Bu etek runner oldu. Çok güzel runner evet, olmuş. Kumaş üzerine monte edip arkasını kestik. Yani bunu istediğiniz aplike şekilde. Tekniğini. Aynen çok harika olmuş. Pano da olabilir, runner antikamızı olabilir. Antikamızı çalıştık. Tabii. Ya evet, yani bunlar esasında hepsi gerçekten bir değer. Ve insan üzülüyor, o sandıklarda kalmasın. Evet işte. En azından runner şeklinde kullanılabilir. Evet. Orada yine sizin annenizin bir çalışması var. O da çok güzel olmuş. Onu alabiliyoruz mu yakından? Tabii, hayata çevirdik. Bu da alalım şöyle. Dediğimiz gibi böyle ölçülerimizle. Ketene çalıştık. Çok hoş. İğne oyası değil mi bunlar? Bakar mısınız şunun dokusuna? Evet. Ay, hepsinde bir emek var ya. İnsan kıyamıyor. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bunlar eskiden dediğimiz gibi televizyonlarımızın böyle birçok yerimizin sehpalarımızın. Şimdi kalkınca kullanamıyoruz rahat. Ama böyle bir şey olunca daha mesela yemek masasının üstüne bir çay saatinde çok serilebilir. Güzel. Evet evet her yani tekrar kullan. Ay bakın perde olabilir. Olabilir. Tabii her tabii. Şey olabilir. Şöyle düşünsenize bir perde olduğunu, bir mutfağınızı böyle süslediğini. Yani çok güzel. Ya bitmez ya bunların gerçekten. ama ne güzel hayata geçirmişsiniz. Sandıklardan çıkmış bunlar. Hepsi hayatta ve hepsi tekrar bizlerle. Şimdi çalışmalar devam ediyor bu arada. Ne kadar süre sonra şimdi sergimiz var mı? Mayıs ayı içerisinde sergilerimiz oluyor. Evet. Orada halkımızı sergilerimizde bakalım göreceğiz neler göreceğiz daha neler yapılacak. İnşallah sizlerle böyle orada tekrar görüşeceğiz. İnşallah bekleriz. Bekliyoruz. Peki çalışmalar şu anda yaptığınız ilginç çalışmalar var mı? Bir yarışmamız var. Başka var mı değişik çalışma? Şu anda bunların dışında farklı yaptığınız bir çalışma. Abajur çalışması var. Abajur çalışması yaptık. Çok değil mi hocam güzel oldu. Hocam farklı oldu. Aynen. Ama hepsini tabii buraya getirmemiz mümkün değildi. Süsledik. Hepsini getiremedik. Hepsini yani getiremediniz. Bugün, evet. Tabii canım. Yani hepsini getirebilmek zor. Gerçekten zor. Çünkü onların da buraya taşınması da zor. Şey de zor. Mesela Gülsüm Hocam eski kotlardan diyorsunuz böyle bu çalışmaları yapıyorsunuz ya. Evet. Şimdi onları kumaşlarla mı birleştiriyoruz? Başka evet. Şeylerle... Tabii ki kumaşlarla birleştiriyoruz. Altına tekrar böyle saçaklanması için tekrar bir beyaz olması gerekiyor yani güzel gözüksün diye. Altına da tekrar bir tane onun kotlar gibi aynı şekilde kumaş kesiyoruz. Kumaş kesiyorsunuz. Altına. Çünkü yıkandığı zaman pürçeklenmesi lazım.
Ha böyle tiftik 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 olacak. Tabii tiftik tiftik oluyor. Orada bunu gitmiş hali. Ha bunu şu, evet. Bunu anlatsan mı? Hocam anlatsın. Şöyle bir evet. Tekniği o. Evet buna bir anlatalım burada hocam. Aynı teknik hemen hemen. Bakın kumaşı poşet var içerisinde. Tamam. Paliçeyine baktım. İçinde çalışmışsınız diye kumaşla çalışmışsınız. Astarlı. Astarlı. Evet. Şimdi şu kumaş bu üstteki kumaş. Kadifeleşmiş hali. Evet. Şu öndeki ve arkadaki kumaş. Yani bu kumaş. Tamam. Bu. Evet. Bu hale nasıl, geliyor. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Bu, Allah Allah. Ben anlayamadım. Yok bizi bir teknik yani. Evet. O bir sihir. Yani bu muydu yani? Evet. Şakasınız. Nasıl yaptınız? Hepimiz böyle bir iş çantası var. Böyle her şeyi doldurduğumuz içine. Şu kumaş bu hale geldi. Aa. Evet. İçerisindeki bravo. Renklere uygun düz renkleri altına 4 kat kumaş. Üst üste getirerek çizimini yapıyoruz, çapraz çizimini. Makine çekiyoruz. 4 kat kumaşı birlikte. Evet, çapraz makinesini çektikten sonra bir makine ayağı aralıklarıyla. Sonrasında ortalarını kesiyoruz. Tam delimi çalışıyor. Çamaşır makinesini atıyoruz. Bu hale geliyor. Şakasınız. Ama hepsi pamuklu ya. Değil mi hocam? Pamuklu tabii, olmaz. Özelliği pamuklu olmaz. Dedim herhalde havlu evet. Bir kumaş değil. Böyle. Pamuklu kumaş. Kumaşlardan. Çok güzel olmuş ama ya. Ve bunun bir onlar devamı ve ay harika olmuş. İnanamam. Bunu o des ben de diyorum. Acaba yanlış mı anladım diyorum. Yani hazır değil bu kumaş. Çantanın içinde hale var kumaşı. İşlenmiş kumaşın da var ama alabilir miyiz? Kumaş halinde. Kumaş dikilmemiş halini isterseniz bir gösterin. Tamam. O şeydi. Hangisinden? Ortadaki şu kot çantanın üzerinde mi? Kot çantanın içinde. Ama nasıl alırız? Dur bir saniye ben onu hemen alayım o zaman. Bakalım. Şu kot çantanın üzerinde. Merak ettik bakalım. Vallahi merak ettim şimdi. Ben de merak ettim yani dedim. Allah'ım sizin yapamayacağınız şey yok vallahi sizden korkulur. Evet o. Puanlı bir kumaş. Bakın, o bir puanlı kumaşımdı benim. Ay bu da çok Pazen. Puanlı bir kumaş bir üzerindeki. Bir de yumuşacık olmuş. Evet. Her şey. Ay bunlardan aslında bir işte. Evet. size birer yelek. Ya evet ya. Yani. Ben bundan bakıyorum. İşlenmemiş hali. Evet harika bir şey. Anneme bunu söyleyeyim o da yapsın evet. Ya. Puantiyeler aralardan evet, çıkmış. Evet aralardan gözüküyor. Anneyi misafir ederiz bir gün. Vallahi evet çok mutlu. Tamam gelsin size. O bugün esasında merak etti bir geleyim dedi. Ben evet. Onu bunlar da yapılacak çalışmalar. Bunları bekliyor sırada bekliyor. Burada çok güzel olmuş. Bu çanta da çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Çanta, esasında yolculuk için inanılmaz güzel bir çanta. Evet güzel oldu. Tatile mi çıkıyorsunuz? Evet. Alın sırtınıza. Bakar mısınız? Sevgili kadınlarımız ya istersen tak koluna. Bizim omzuna. Gibi hatunlarda poşet göremezsiniz. Vallahi. Ya bir şeyleri dikmişizdir. Ama ne kadar. Çanta yapmışızdır. Ama bir de bir şey söyleyeyim mi? Yani poşet, naylon torba bizler çok kullanmıyoruz değil ama mi hocam? Ama en güzeli doğaya her da şey, evet her şeyimiz böyle çantaların içinde. Kesinlikle doğaya da faydası oluyor. Çünkü biz hani naylon özellikle yani, poşetlerin doğaya verdiği zararı ne kadar farkındayız. Keşke sizler gibi daha çok insanlar bunlarla uğraşsa da kesinlikle. Doğamıza zarar gelmese aynı zamanda farkında olmadan da çok güzel şeyler yapıyoruz. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle biz ne güzel sizlerle olduk. Çocuklarımız böyle. Hadi selam söyleyin ya. Evet. Hadi Bilkent. Kızım Bilkent Üniversitesi'nde okuyor. Oğlum burada evli, torunum var. Ankara'dan Elam. Bu arada oturduk izleniyoruz. Evet Ankara'dan hadi izleniyoruz. Bakalım. Şuradan bir selam çok öpüyorum, söyleyin. Çok özledim. Ay, çocuklarımızı özlüyoruz. Oğlumu da çok öpüyorum. Elam'ı da, Elam benim torunum. Torun da evet, var maşallah. Bakar 3 yaşında bir kızım var. Çok genç anneanne. Bıcır bıcır. Ay, babaanne. Babaanne doğru oğlunuzun. Gelinime de çok öpüyorum. Onu da çok selam ay, söylüyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Ankara'da şey buradan için. Sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz böyle teşekkür yayınımıza ederim. Katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İnşallah efendim Necmi Yavrucuğum sizin birinciliklerle böyle. Önemli olan katılmak. Ama beni inanıyorum güzel bir derecelik getireceksiniz. İnşallah. Ve sizlerin bu başarınızla da. Benim yarışmaya katılmam benim için çok büyük bir ödül yani kesinlikle. Aslında. Hani hep böyle diyoruz ki ödül getirmek tabii insanlara gurur veriyor. Tabii ama ki hedefim katılmak o. Katılmak da her zaman için gurur veriyor insanlara. Demek ki bu kadar başarılarınızı farkındasınız ki buraya katılabiliyorsunuz. Bu özgüveniniz de var. Ben inanıyorum ki daha çok kadınlarımız daha çok şeyler yapacak. İnşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi ki geldiniz. Sağ ayağınıza sağlık. Dileriz çok sıcak karşıladınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hiç heyecanlanmadık. Çok güzel bir program oldu. Tamam artık bundan sonra izleyicimiz olun. İnşallah sizi tekrar alırız. Tamam. Biraz sonra zaten Söğücü Köşesi'yle ünlü medya Masterclass'ı o zaman da beraber olacağız efendim reklamla.
Evet efendim, beklenen gün geldi. Ünlü medyum astrolog Ferdi Bozduman'la yayınlarımız devam ediyor. Biraz bir ara verdik. Hoş geldin. 3 haftalık bir ara verdik sevgili Valla, Derya. Valla evet ya, özledik. Babam bir ameliyat geçirdi, çok biliyorsunuz. Olsun. Çok başarılı geçti ameliyatı. Bunun yanında 3 hafta boyunca ben tabii sürekli çalıştım. Aynen. Hasta bakmadım. Zaten sosyal medyadan beni takip eden insanlar gördüler. Bir takım televizyon programlarına konuk oldum. Daha bazı yakın olmamız gerekiyordu babaya. Evet, daha yakın olmam gerekiyordu. Yakında yeni projelerim var bu arada. Harika. Güzel projelerim var. Bugün bir türlü fırsat olmadı. Konuşamadık. Için. Evet, bugün yoğun bir gündem vardı. Evet, bir yaşam koçuyla beraber Allah nasip ederse yakında çok güzel günler, geceler, seminerler düzenlemeye başlayacağız. Harika. Uzun ve kapsamlı bir çalışmam başlayacak. Çok güzel. Şimdi seni de çok özledim tabii. Vallahi özlemişim biz de seni de. Ya. Bugün kanala özellikle biraz erken geldim. Biliyorsun videolarımızda bir sıkıntı var. Yayın yapılan programlarımız hızı bazı seyirciler tekrar izlemek istiyorlar. Aynen. Temin etmek istiyorlar. Sitede yenilendiği için bir türlü olmadı böyle bir tekrar, fırsat. Onları gelip bir dile getireyim istedim. Çok iyi olur. Bugün Horos'un gözünü konuşalım. Horos'un gözü nedir? Kadim Mısır ilmi Mısır olan. Enerjisi. Bu Horos'un gözüyle zihnimizi, bedenimizi, ruhumuzu istediğimiz şekilde rahatlatmamızı sağlayan, üstümüzdeki negatif enerji dediğimiz büyüleri bozan, büyüleri alıp götüren, hücrelerimizin yenilenmesini sağlayan muhteşem bir enerji. Bu enerjiyi yalnızca başkasına gönderemiyoruz. Sadece el verip o kişiyi inisiye ediyoruz. Kişi kendi üstünde çalışıyor. Anladım. Yani başkası yapamıyor bunu. Evet, kendi yapabilecek. Kendisi çalışma. Yapıyor. Ona el verdikten sonra 2012 yılında özellikle çok gündeme gelmiş bir enerjidir. 12. ay 2012 saat 12.12'de kral odaları dediğimiz büyük toplantı salonlarında bu enerji insanlığa indirildi tekrardan. Öyle mi? O vicdanın gözüdür. Gece ve gündüz sürekli harekettedir. Bizim vicdan nasıl ki güneş batınca ay devreye giriyor. Sürekli çalışan bir enerjidir. Bizim uğradığımız haksızlıklara karşı bizi koruyan bir enerjidir. Çünkü şimdi melek enerjileri var. Çok fazla duyuyoruz. Çok fazla konuşuluyor Derya. Ama unutulması gereken, unutulan bir şey var. Artık melekler yeryüzünde insanlarla yeteri kadar iletişimde değiller. Geri çekildiler. Kendilerini öte aleme tekrardan geri çekmeye başladılar. İnsanlardan uzaklaşmaya başladılar. Tamam, biz melekleri ağızdan çok kullanabiliriz, çok dile getirebiliriz ama melek enerjisi artık insanlar üzerinde, melekler eski koruma güdülerini göstermiyorlar. Neden? İnsanlığın ruhu çok kirlendi. İnsanlar çok kötülüğe hin düşündükleri için, hin fikirli oldukları için ilahi güç de bazen insanlardan devresini çekmeye başladı. Evet. Bu yüzden dünya bu kadar karışık. Anladım. Yani ama bazı meslektaşlarım sürekli melek enerjisini dile getiren, işte serafimlerle çalışıyoruz, melek enerjisiyle çalışıyoruz diyen dünya üzerindeki meslektaşlarım ne yazık ki bu işin sadece ticari kısmından limanlanıyorlar. Yani boşlukta olan insanları sen geliyorsun, ben melek enerjisi öğreneceğim diyorsun. Hele hele sen meyilli birisisin. Hani eğitimlere meyilli birisisin. Evet, evet. Eğitim ne demektir? Eğitim almak demek. Para vermek demektir. Tabii. Her önce bir bedeli var yani. Ya ama bu eğitimi veren kişi bunda sadece cebini dolduruyor. Ama gerçekten melekleri hissedebiliyor mu? Hayır, hissedemiyor. Melekler artık çok nadir insanlara görünmeye, çok nadir insanlara mesajlar vermeye ve çok nadir insanları korumaya başladılar. Kimleri koruyor? Çocukları sınırsız olarak koruyor. Çocuklar üzerinde etkili. Ama biz bu Horos'un gözü enerjisini biraz daha kullanarak kendi üstümüzde, kendimizi dıştan gelecek bir takım ani kazalara ve belalara karşı koruyabiliriz. Sana da hiç fırsat vermedim bugün maşallah. Ama yok canım, sen için. konuş. Seni özledik. Derya'yı tabii çok seviyorum. Derya'nın bende çok ayrı bir yeri var. Teşekkür Bana ederiz. Çok uğurlu gelmiştir Derya. Gerçekten hayatımda ayrı bir yeri vardır. Bazen Derya ile ben çok çatışırım. Çok böyle fikir ayrılıklarım olur. Olacak. Biz arkandan konuşacağım ama yüzüne Yok, karşı canım. Söylerim. Hepimiz için geçer. Çünkü o koç, ben yengece oğlağım. Onun yükseleni farklı. Onu ateş kadını olduğu için
daha böyle bir hareketli, yakıcı, yok edici etkisi hemen devreye giriyor onun. Hemen kendini gösteriyor. Ben suyum, bir yön, şekil vermek istiyorum. Bazen çatışıyoruz ama aylarca gerçekten birbirimizi güzel bir şekilde idare ettik. Birbir özlemişim de seni bu arada. Evet, telefonumuz ilk telefonumuz alalım, gelmiş alalım. Bak. Hadi hiç bakalım. Bekletmeyelim. Özlemişlerdir sizi. Antalya'dan Esin Hanım arıyor. Esin Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiler. Hoş bulduk. Merhabalar Esin Hanım. Özlediniz mi beni? Özledik vallahi. Vallahi ben de sizleri çok özledim. Ama bu arada biz izlemeye devam ediyordunuz. Evet. Değil mi Esin Hanımcığım? Evet, tamam. Hani bu arada Ferdi Bey yok diye biz izlemeniz falan değil. Evet, evet. Tabii ki. Buyurun Esin Hanım. De, evet. Daha önce de aramıştım. Ben bu ikinci kez arıyorum. Kızım için baktırmak istiyorum. Daha önceden de mi kızınız için baktırdınız? Yok, ben kendim için baktırmıştım. Evet. Kızınızın doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak önce bir alalım. Tabii ki 02/01/1994. Birinci ay Oğlak Burcu. Evet. Yükseleni nedir? Yükseleni bilmiyorum ama doğum saati gece 2.30. Gece 2.30 tamam. Hı-hı. Tamam ben bir ara heyecanlandım. Doğum saatini kastetmiştim. Nerede evet. doğdu? İstanbul'da. İstanbul'da doğdu. Kendisinin adı nedir? Yelin. Bir daha alayım. Yelin. Yelin. Şimdi Yozgat, İzmir. Evet. Yelin'e baktığımız zaman, baktığımız zaman öncelikle Esin kızı üzerinden bakmış olduğumuz evet. zaman aslında çok şanslı bir çocuk, çok zeki bir çocuk ama zekasını doğru kullanamıyor. Arkadaşlarına çok düşkün ve zaman zaman arkadaşlarının oyunlarına ve kıskançlığına geliyor ne yazık ki. Bu kıskançlığa geldiği için özellikle problem ve sorunlar yaşadığını görüyorum. Eğitim hayatıyla, okul hayatıyla ilgili çok ciddi bir konu gündeme gelecek. Bu konunun gündeme gelmesi Derya Hanım'la ikimizi bir alabilir miyiz acaba? Çok şey çıkıyoruz. Derya Hanım'la ikimizi evet ekrana bir düşürebilirsek. Şöyle söyleyeyim. Özellikle bir konuda okuluyla ilgili bir şeyin gündeme geleceğini görüyorum. Ve bu konu gündeme geldiği zaman hayatında kariyeriyle ilgili çok önemli bir gelişme olacak. Çalışma hayatı gözüküyor. Çalışma hayatında başarılı olacağı gözüküyor. İlerisi için aktif bir çalışma hayatı görüyorum özellikle. Bunu bir belirteyim. Sağlığıyla ilgili herhangi bir problem görmedim. Ama psikolojik olarak biraz yorulmuş, biraz hüzünlenmiş, bazı sıkıntılar yaşıyor şu an. Bu yaşadığı sıkıntılardan dolayı zaman zaman kendini size karşı da kapamış durumda. Evet. Orada mısınız? Esin Hanımcığım. Evet, evet, şuraya da bir de şuradan bakmış olduğum zaman, medyumluk aleminden bilgi getirmiş olduğum zaman aslında çok başarılı olabilecek birisi gözüküyor. İstediği her şeyi elde edebilecek gibi birisi gözüküyor, gibi gözüküyor. Bununla ilgili fırsatların geleceği gözüküyor. Ama şu an içinde bulunduğu şartları haritaya tekrar geri döndürdüğümde, haritaya göre yorumladığımda çok doğru değerlendiremediğini görüyorum Esin Hanım. Var mı öğrenmek istediğiniz bir şey? Evet, tabii şu anda evli. Ve bebek bekliyor, yeni bebek bekliyor. Ne durumda? Hamilelikle ilgili bir sıkıntı yaşamayacak. Çocuğu düşürme gibi bir şey yok. Sadece psikolojik olarak sallantılı bir zamandan, sallantılı bir dönemden geçiyor. Bu da hamileliğin yan etkilerinden olsa gerekiyor. Evet, hamileliğin yan etkileri ne yazık ki böyle etkiler verebiliyor. Onu kaygılandırıyor, endişelendiriyor. Zaman zaman bu yüzden çatışmalar yaşıyor özel hayatından yana özellikle. Özel hayatından yana sıkıntılar yaşıyor. Yani özel hayatı derken eşini kastediyorum. Ama orası yoluna girecek, yoluna oturacak. Sadece eşinin birazcık daha kendisine anlayış göstermesi lazım. Çünkü çok alıngan bir evre geçiriyor. Biraz da hamileliği sallantılı geçmiş özellikle bir dönemi. Böyle bir riskli geçmiş. O dönem de onu çok tedirgin etmiş Esin Hanım. Ama bundan sonrası için düzelme ve sağlık var. İnşallah. Allah'ın izniyle. Güzel şeyler olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cinsiyeti belli mi? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Siz baştan onu belirtseydiniz ona göre harita açardım. Hoşçakalın Esin Hanım. Tekrar arayın o zaman. Esin Hanımcığım tekrar arayın onun için. Teşekkür ederiz. Evet, ilk telefonumuzu da aldık. Evet, şimdi Antalya'dan izleyicimiz aradı. Ne güzel böyle özlemişler.
tabii bir süreçte olunca onlar evet, da 3 hafta oldu. Gibi bir süreçte. Şimdi doğum haritası Allah'ın biz kulları ile konuşma biçimidir. Hı hı. Biz doğum haritasını kendi hayatımızı iyiye götürebilmek için, daha iyi bir yaşama sahip olmak için evet. kullanabiliriz. Doğum haritamızı kullanarak, bir takım enerji çalışmalarını kullanarak hayatımıza güzel bir yön verebiliriz. Hı hı. Ve istediğimizi elde etme şansına bizi kavuşturabilir. Evet. Ama bunun için gerçekten bu işin ilmini bilen, ilmi nücum, yıldızlar ilmini bilen bir medyumdan ve astrologdan yararlanmaları çok önemlidir. Evet. Bunu zaten da belirteyim. Doğum haritasını artık izleyiciler aşağı yukarı öğrendiler. Tanıttık. Hani bu bir fal değil asla. Bu tamamıyla bizim doğduğumuz zaman kaderimizde ne gizliyse evet, bütün, onları açığa çıkartan aynen, bir şey. Astrolojik bir haritamız. Burada burçlarımız var. Evet her burç yine burç yorumlarımız da devam edecek. Edecek haftaya pazartesi başlıyor. Haftaya başlıyoruz burçlarımız ama genel anlamda herkesin tabii her burç esasında etkisinde kalıyoruz biz. Birçok burcun etkisinde kalıyoruz. Bir doğum haritasında. Bir doğum. Ay benim doğum günüm az kaldı. Çok az kaldı. Ay evet, yani evet heyecanlandım bir an. İnşallah kutlayacağız. İnşallah. Rabbimin izniyle koç Allah, kadınısınız. Evet evet. Yarın da babaannemin doğum günü. Ay babaanne de koç kadını. Babaannem de koç kadını kendisi. Ne güzel ne güzel. Ellerinden öpüyorum biz onun. Biz öpüyoruz babaanneciğim. Yarın yanında olacağım doğum gününde evet. onun. Afyon'dan evet. Azra Hanım arıyormuş bizi. Azra Hanımcığım, Arzu Hanım. Hoş geldiniz Arzu Hanımcığım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz efendim. Ya ben bir şey söyleyeceğim hemen. Meleklerden bahsetmişken ben acaba bir şey söyleyebilir miyim? Orada iki tane melek görüyorum. Acaba kabul eder misiniz? Ay teşekkür ederim. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tabii bir de yeryüzü melekleri var. Çok kibarsınız. Bunu unutmamak çok gerekiyor. Teşekkür ederim. Aynen. Siz onlardansınız. Yeryüzü sağ olun. Meleklerinden. Yeryüzü melekleri var. Ama yeryüzü meleklerinin de ne yazık ki sayısı yine azaldı Arzu Hanım. Sizin çünkü gibi. İnsanlar birbirlerinin kötülüğüne çalışıyorlar. Ya. Kimse aynen kimsenin öyle, iyiliği öyle. İçin artık çalışmıyor. Ben ona zarar vermeliyim. Ben onu batırmalıyım. O daha beter olmalı. Ben ondan daha çok iyi olmalıyım. Egosu içinde yaşayan insanlar ne yazık ki başkasına yaşam hakkı tanımıyorlar. Birisinin aynen. eskiden ayıp kapama denilen bir sistem vardı Derya. Şimdi biri duyduğu zaman herkes herkesin ayıbını su yüzüne çıkarmaya çalışıyor. İşte o yüzden dünya bu kadar karışmış halde. Arzu Hanım doğum bilgilerinizi alalım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz ama çok özledik sizi ya. Bir daha böyle ara vermeyin ne olur. Vallahi yok yok bırakmayacağız siz merak etmeyin. Bırakmayın. Vereyim. 17-12-1978. 1978. Doğum saatiniz nedir? 5. Tamam. 5. Karşı 5. Nerede doğmuştunuz? Merkez, Afyon Merkez. Afyon Merkez. Anne adınızı bir rica edeceğim. Hatice. Hatice. Hatice kızı Arzu. Hatice aynen. kızı. Doğru değil mi Arzu diyorum? Evet Arzu. Arzu sana şöyle söyleyeyim. Özel hayatın giderek allak ve bullak olmuş. Ve özel hayatından dolayı kafan inanılmaz derecede karışık. Aynen ne yapacağını öyle. Bilemiyorsun. Bir türlü istediğin cevaplar önüne gelmiyor. Sürekli karşı taraftan bir şeyler bekliyorsun. Sürekli geçmişteki insandan beklediğin cevapların önüne gelmemesi senin modunu düşürmüş vaziyette. Bu arada bir tane çocuğun mu var? Evet. Bir çocuğun var değil mi? Evet. Onun sağlığıyla ilgili birazcık dikkatli olman gerekiyor. Sağlıkla ilgili özellikle dikkatli bir hassas bir evreden geçebilir. Bugün doktordan geldik. Şimdi bugün, doktordan şimdi geldim. Şimdi doktordan geldiniz. Biraz daha üstüne geçmiş düşmekte fayda var. Doktor kontrollerini çocuklar özellikle rahatsızlandığı zaman hiç aksatmamak gerekiyor. Tabii çok teşekkür ciddi ediyorum. Bir rahatsızlığa sebebiyet verebilir ama Allah'tan çok evet. ciddi bir şey yok da sadece yok. Bunu ihmal etmemen gerektiğini gördüm burada. Hüzne girmiş vaziyettesin, hüzün yaşıyorsun. Evlilik geçirdin değil mi Arzu? Evet, evet. Evlilik geçirdin. Hayatına yeni bir yön vermeye çalışıyorsun ama yeni yönü bir türlü veremiyorsun. Maddi sıkıntılar yaşadığını görüyorum. Ve aynen maddi öyle. Sıkıntılar seni gerçekten allak bullak ediyor. Ne evet. yöne gideceğini bilemiyorsun. Eskiden bir dönüş yapma, eski eşle barışma gibi bir istek söz konusu sende. Ama eşinden bu yönde bir adım yok. Çünkü eşin bu konulardan yana çok tedirgin olarak enerjisi halen gözüküyor. Halen böyle. Biz daha önceden de bakmıştık çünkü haritasına. Ama evet. şuradan bir bakmış olduğum zaman, şurada bir incelemiş olduğum zaman o da yeniliklerden, yeni bir insana şans vermek istemiyor. O da çocuk için bazı şeyleri zaman zaman denemek istiyor ama sonra emin olamıyor. Birileri onu durduruyor da aynı zamanda. Ailesinden birileri olabilir.
Evet, aynen öyle. Ailesinden birileri olabilir bu birileri. Geriye dönmeni istemiyoruz. Tekrar neden geriye döneceksin? Bak önüne işte yönünde kendisine baskı yapabiliyor oluyor. Baskı yapıyorlar açıkçası. Peki kendisinden bir adım gelecek mi? Ya şimdi o bir adım atmak istese de ona birileri engel olduğu için bu adımı şu an için atamıyor. Ama böyle bir isteği var mı dersen? Böyle bir isteği var Arzu. Böyle bir arzusu var ama çekiniyor. Büyük olasılıkla annesinden, babası yaşıyorsa babasından, ablasından ya da abisinden çekiniyor olmalı. Çekindiği için bu yönde bir adım atamıyor sevgili Arzu. Bunu bir belirtelim istiyorum sana. Peki iş başvurusunda falan bulunmuştum ben acaba? Daha önceden de senin iş başvuruların olmuştu hatırlıyorum evet, Arzu. Evet, ne yazık ki şu an iş başvurularıyla ilgili herhangi bir olumlu bir gelişme yok. Sonrasında yani, olacak benim ama... benim hayatım hala böyle karman sorma mı gidecek? Hayatın, sonra olumlu bir iş başvurun, olumlu cevap gelecek ama o zamana da çalışma hayatına dönmeyebilirsin. Çünkü ilişkin başlamış olabilir tekrardan. Hadi bakalım. Yeni ilişki? Yani yeni ilişki derken eski eşi kastediyorum. Yani bir peki barışma... ne zaman bu bana yaklaşımda bulunacak kardeşim? Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Mayıs'ın ortasını... Şimdi şöyle söyleyeyim. Özür diliyorum. Nokta atışı yaptığınız için sizden bunu öğrendim. Şimdi Mayıs ortasını bir defa bir beklemen lazım. Mayıs ortasını bir beklemen lazım. Biraz duygularını senin de serbest bırakman lazım. Sen de sürekli enerjiyi dile getirdiğin için, sürekli düşündüğün için biraz olması da gecikiyor. Aslında aynen, olabilme doğru. Evresi başlamış ama sen çok tedirginsin. Çünkü senin ailende sana sürekli yoğun bir baskı var. Bu baskıdan evet. Dolayı olması gecikiyor biraz da. Biraz duygularını ve enerjini zaten serbest bırak. Zaten şöyle söyleyeyim, sözünüzü kestim. Sizin önceden söylediğiniz şeyler vardı, bana verdiğiniz bilgiler vardı. Onları gerçekleştirdikten sonra birazcık daha enerjim yükseldi zaten. Sayın daha da rahatlayacaksınız. Olsun. Emin olun. Daha zaten da rahatlayacağınızı doğum görüyorum. Zaten doğum haritası, evet, burada ne yapılması burada yol devreye geçiyor. Burada değil mi? Ne yapılması bir gerektiğini de zaten gösteriyor. Güvenilir. Karşımdaki insan bu işin gerçekten uzmanı. O yüzden onun her söylediğini yapma ne gereği güzel. Duyuyoruz. Gerçekten işin uzmanı Ferdi Bey ama astrolojiyi aynen. Çok iyi yorumlamak lazım. Veya haritayı bazen, çok iyi yorumlamak lazım. Bir de önünüze lazım. Gelen fırsatları çok iyi değerlendirmeniz tabii, lazım. Yani peki, barışmak ben için ben yine sizin sözünüzü tutuyorum. Barışmak için kadar bekliyorum. Arzu Hanım, barışmak buyurun. İçin bir fırsat gelecek önünüze. Hadi bakalım. Bilginiz tamam. Olsun. Hoşça tamam. Kalın. Arzu Hanımcığım, sevgiler Afyon'a. Çok teşekkür kendinize ediyorum. İyi bakın. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Şimdi tabii astrolojik açıdan gerçekten hı-hı. Tek bakmak bir şey değil bunları ama hani hı-hı. Herkes baktırıyor ama ilgili bu bazen çalışmalar yapmak tabii. Gerekebiliyor. Düzelmesi bazen... gereken noktalar var. Hı-hı. Şimdi bizim haritamız bir takım verileri veriyor ama haritayı da belki daha iyiye getirebiliyoruz değil mi? Evet. Kaderi değiştirebiliriz. Hı-hı. Kaderi değiştirme gücümüz var. Kaderimize şekil verebiliriz. Şekil bazı enerji çalışmalarıyla özellikle mesela Arzu Hanım'ın işle ilgili bir sıkıntı evet, var. Evet, Arzu Hanım'ın olmuyor. Kafa karışıklığı işle ilgili. Hı. Orada etmen gözüküyor. Şu sebeple olmuş diyor mesela. Hı. Çünkü herkesinkisi farklıdır. Farklı. Ona göre çalışmalar var. Abi. O büyünün bozulması lazım. Bir büyü varsa evet. İşin açılması için o büyünün bozulması lazım. Mesela kitap konusuyla ilgili çok gündeme getiriyordunuz. Nazara geldiniz. Evet. Nazara geldiğiniz için bazı aksilikler, bazı problemler çıktı. Evet. Yani oradaki sıkıntıları çözebiliyoruz. Ama yeter ki doğru yere gidin. Paranızı yanlış insanlara, evet. Şarlatanlara kaptırmayın bu konuyla ilgili. Galiba evet. Evet, Osmaniye'den aranıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Gönül Hanım arıyor bizi Osmaniye'den. Alo. Hoş geldiniz Gönül Hanımcığım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Osmaniye'den izleniyoruz bol bol zaten, aranıyoruz. Evet, daha önce de aramıştım zaten. Evet, güzel. Evet, ben de hatırladım sizi. Ama Osmaniye'den başka izleyicilerimiz de arıyorlar. Buyurun efendim, buyurun. Ben eşim için. Eşiniz için. Olsun. Eşinizle ilgili hangi konuyla ilgili baktırmak istiyorsunuz? Eşimin hem iş konusu... Hı. Hem de ailedeki huzursuzluktan dolayı. Tamam. Bir gün, ay ve yıl olarak önce doğum bilgi... Evet. Dördüncü ayın biri. Evet. 1969. 1969. Doğum saatini biliyor musunuz eşinizin? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Nerede doğdu eşiniz? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta doğdu. Kahramanmaraş'ta doğdu. Ama size şu kadar bir şey söyleyeyim. Eşinizin adını bir alayım lütfen. Metin. Bir şey daha söylemeden önce bir de adını alayım.
daha güzel bir şey söyleyeyim peki size. Şimdi eşinizin aile içindeki huzursuzluğu özellikle kendini doğru ifade edememesinden, etrafta birilerinin sürekli dolduruşuna geliyor, sürekli birileri onu yönlendiriyor, yönlendirdiği için de karmaşalar çıkıyor. Aranızda olmadık konulardan yana problem çıktığını görüyorum. Ve bu problemlerin çıkması artık o kadar böyle büyüyor ki sizi birbirinize yüze bakamayacağınız kelimeler söylemenize, tartışmalar yaşamanıza sebebiyet veriyor. Siz gerçekten bayağı üzülüyorsunuz ve bayağı üzülmüş durumdasınız. İş konusuyla ilgili gelirsek, eşiniz şu an işsizlik gibi bir şey mi yaşıyor? Çünkü işle ilgili ciddi bir problem var. Şu anda işte çok büyük sıkıntısı var. İşten çünkü, ayrılacak başka bir evet, işten arıyor. Atılma ya da ayrılma gibi evet, bir durum ayrılma. Söz. Ayrılma söz konusu ve kolay kolay da başka bir işe geçiş yapamayacak. Geçiş yapamayacağı için de biraz zorlanacağı bir evre gözüküyor önünde. Bir dönem sonra çalışmaya başlayacak ama işten ayrılması garanti. Ha, eşinize şu yönden bakmış olduğum zaman size karşı saygısı ve sevgisi var mı desem, saygı gitmiş ama bağlılığı var. Aranızdaki sevgi çok iyiyken zamanla birilerinin dayatmalarıyla, birilerinin ortalığı karıştırmasıyla bir kaosa dönmüş aile ortamınız. Öyle gözüküyor. Evet. Var mı başka bir sorunuz? Peki, rica etsem, yani ben daha önce de aramıştım sürekli. Yani rica ediyorum, benimkini de söylesem, benimkini de bakabilir misiniz şu anda? Ay şu an... Bununla ilgili daha sonra tekrar aramanız lazım. Sıradan, çünkü sıraya göre alıyoruz. Yarın yine arayınız. Yanımcan. Nasıl olsa artık buradayım. Çünkü artık burada Ferdi Bey. Ama şimdi diğer izleyicilerimizin de bugün ilk programımız, ya uzun bir aradan sonra ilk programımız. O yüzden şey yapmayalım, onların haklarını da yemeyelim ama yarın arayın, olur mu Gönül Hanım? Olur, tamam. Hadi kolay bakalım. Gelsin. Hoşçakalın, Osmaniye'ye sevgiler. Evet. Şimdi aile içinde huzur olmadığı zaman aile gerçekten çok aşırı derecede mutsuz oluyor. Kesinlikle. Kişi eve girmek istemiyor, eve girdiği zaman bu oluyor ya da girdiği zaman artık insanların birbirinden kaçacağı bir sürü alternatifler var. Aynen. Tablet bilgisayar, ya, dizüstü bilgisayar, masa bilgisayar ve televizyon bağımlılığı. Bunlar, teknoloji maalesef herkes, bu yönde insanı... Sen bana dokunma ama ne yapsın, evet, adam oraya kaçıyor. Kadın dizisine kaçıyor. Doğru. Birbirlerinden bu şekilde uzaklaşıp uzaklaşabiliyorlar. Çok ünlü bir tiyatro oyuncusunun çok tanınmış Türkiye'de ve Avrupa'da çok tanınan, sizin dizilerde görmüş olduğunuz bir tiyatro oyuncusunun kızıyla çalışıyordum. Artık yeni evlenmişlerdi. Ve anne, o ünlü oyuncuyla kız sürekli problem yaşıyordu. Ve eşi çok aşkla evlenmesine rağmen tablet bilgisayarın bağımlısı olmuştu. Eve geldiği zaman hiçbir şekilde ne seks hayatları, ne özel hayatları, ne özel konuşmaları oluyordu. Artık kadın boşanmaya karar verdiği zaman tanga iç çamaşırını adam gelmeden önce adamın bilgisayarına Almanya'dan geçirmişti. Almanya'dan izleniyoruz, hemen alalım. Bekletmeyelim çünkü. Hemen alalım. Almanya'dan bekletmeyelim. Evet efendim, Almanya'dan izleyicimiz Sabine. Amerika mı? Anladım artık Derya Hanım, yanlış duyuyorum. İnşallah Amerika'dan da. Siz beni bir kulak veririz, burun boğaza gönderin. Sabine Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Almanya'ya sevgiler. Neredesiniz? Hangi şehrinden arıyorsunuz bizi? Ben küçük bir kasabadan, Bremen'e yakın diyelim. Bremen'e yarım saatlik yol. Bremen'e yakın, anladım. Çok güzel şatolar var Bremen'de, evet, de çok güzel evler var. Demiş. Oğlunuz için bakalım efendim. Tamam, hemen bakalım. Doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak alabilir miyim? Evet, 4. ayın 29'u. 4. ayın 29'u. Evet, 78. 1978. Evet. Doğum saatini biliyor musunuz oğlunuzun? Doğum saati evet, sabaha karşı 2-5 geçiyor. Sabaha karşı 2-5 geçiyor. Oğlunuz nerede doğdu ve adı nedir? Almanya'da doğdu. Adı nedir oğlunuzun? Koray. 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 Evet. Tamam. Şimdi Koray Bey'in hayatına bakmış olduğum zaman Koray Bey'in hayatı özellikle son 4-5 yıldır aşırı derecede karışmış gözüküyor. Bu karışıklıkları yaşamasındaki sebep, özellikle son 2 yıldır yaşadığı sıkıntılar onu allak bullak etmiş. Ve bu sıkıntılar artık size de yansıyor. Oğlunuzla evet, doğru düzgün iletişim kuramıyorsunuz, problemler yaşıyorsunuz. Oğlunuzun üstünde çok kuvvetli bir büyü var. Büyü oğlunuzu yiyip bitiriyor. Aile hayatında, yaşamında, özel hayatında hiçbir huzur bulamıyor açıkçasını söylemek gerekirse. Ve Koray'a bakmış olduğum zaman
özellikle fiziksel ve ruhsal anlamda o kadar sıkıntı ve problemler yaşıyor ki bu onun maddi anlamda problemler yaşamasını da sağlamış. Yani özellikle hayatında, kendi hayatındaki ve yaşamındaki öfkesi kendisini şu an yiyip bitiriyor Sabire Hanım. Evet annem. Yani bu büyünün bozulması lazım, bu büyünün çözülmesi lazım. Bunlar düzelirse üstündeki şansının, iş hayatındaki, özel hayatındaki her şeyin yoluna gireceği gözüküyor. Hadi bakalım inşallah. Ne yapmamız lazım? Rejiden telefon numaramı alın, yayından sonra beni arayınız Sabire Hanım. Sağ olun. Kapatmayın telefonu. Reji, telefon numaramı verin, 539'lu olan numaramı. Numaranızı alsın Sabire Hanım. Evlilik gözüküyor mu? Size şöyle söyleyeyim, onunla ilgili nasiplerini bağlamışlar. Evet. Anladınız mı? Siz biliyorum, telefonu anladım, kapatmayın. Telefonu evet. Kapatmayın, size telefon numaramı verecekler. Evet, telefon numaranızı tamam, versin, oldu, yarından sorarsınız. Almanya'ya sevgiler, hoşçakalın. Hoşça kalın Sabire Hanım. Ne diyorduk? Yarım kalmıştı. Evet, o ünlü tiyatro sanatçısının kızı artık boşanma kararını verdi. Ferdi dedi, adam eve geldi, iç çamaşırımı... Kırmızı iç çamaşırımı tablet bilgisayara geçirdim ve bu şekilde biz boşanma kararını verdik dedi. Gerçekten çok fazla var. Çok İnsanlar çok birbiriyle der ya iletişim kuramadığı yani, için, zaman öyle. Geçirmedikleri için evlilikler bitiyor. Mesela senin çok takdir ettiğin bir şey var, bir yönüm var mesela benim. Hafta sonu eşinle sen tatillere gidiyorsun. Kesinlikle. Muhakkak hafta sonu ya bir oteldesiniz ya bir doğa yürüyüşündesiniz ya bir gezidesiniz. Lütfen eşler birbirleriyle zaman geçirsinler. Kesinlikle. Birbirlerine şans tanısınlar. Birbirlerini dinlesinler. Aynen. Birbirlerini kalpten dinlesinler ki evlilikler devam etsin, huzurlu olsun. Kesinlikle. Bir taraf zaten evlilikte ne kadar mücadele ediyorsa etsin. Diğer taraf kendini kapadığı zaman o evlilik bitiyor. Biter. İki tarafın mücadelesiyle yürüyor. İlişkiler çok önemli. Bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamlardan sonra telefonlarımız bağlayacağız. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Evet efendim, Deryacı programımız devam ediyor. Böyle ünlü medyum astrolog Ferdi Bozduman'la telefon bağlantılarımızda bugün kadim Mısır enerjisiyle Horos'un gözünü konuştuk. Konuştuk, çok önemli bir enerji. Bir de şu bir şeyler var. Mesela onların kolye şeklinde Horos'un gözü. Ben seviyorum. Onların ojeleri, gümüşlerini kullansınlar, kolye, gümüşlerini yaptırsınlar. Kolye ucu olabilir. Çünkü gümüş enerjiyi çekiyor. Ha. Negatif enerjiyi çekiyor ve negatif enerjiyi içine hapsediyor. Tamamen korumaz. Ama %20 sizi korur, %30 sizi olsun, korur. O da yeter. O yüzden %1 bile korusa yeter. Kesinlikle. Yani o yüzden gerçekten onların gümüşlerini taşıyabilirler. Üzerimize değmesi lazım. Değmesi lazım, teninize değsin. Anladım. Cüzdanda da taşınabilir ama tene değdi mi daha bir başka oluyor. Şimdi hani sembollerin anlamını, gücünü hiçbir zaman küçümsememek gerekiyor. Lazım. Hepsinin çok derin manaları, evde anlamları var. Evde bulundurabilir miyiz? Mesela evde böyle değişik objeler var. Mısır sembolleri bulundurabilirsiniz özellikle. Mısır, kadim Mısır sembolleri. Ben seviyorum çünkü falan. Onları. Mesela bende de çok fazla vardır ama onları yurt dışında yalnızca alıp getirmesinler. Buradan özellikle temin etsinler. Yurt dışında onları büyüleyenler var. Tılsımlayanlar var. Eve kötü enerjiler yayabiliyor galiba. Evet, telefonumuz evet. Var. Antalya'dan arıyor bir izleyicimiz. Zarife Hanım. Zarife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Derya Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Şimdi aldım mesajınızı. Burada yayın arasında Zarife Hanım bizim daimi izleyicilerimizden bir bağlanamadım diyordu bana. Dedim Zarife Hanım bağladım. Size arayın mutlaka dedim. Ferdi Bey'le sizi görüştüreceğim. Ferdi Bey sizin bak daimi yine izleyicilerimizden. Zarife Hanım, ama Deryacı programı da çok seviyorsunuz. Biraz anlatın Deryacı programı. Bana böyle arada Zarife Hanım bilgiler veriyor.
Çok şıksınız bu arada Derya Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Böyle sizden de böyle fikirler alıyoruz. İşte şu böyle böyle diye bana da en azından evet. Böyle izleyicilerimizin fikirleri çok önemli. Çok önemli. Kendim hayranıyım. Öyle değil mi Ferdi Bey? Sağ olsun. Sağ olsun. Bugün ne yaptıracaksınız? Kendiniz için mi baktıracaksınız? Yok. Oğlum için baktım. Oğlu için. Tamam. Zarife Hanım çok seveceğim bir anne. Oğluna oldukça evet. Düşkün birisi. Böyle bir yönde bir enerji hissettim. Tabii her evet. Anne gibi ama biraz yaralı ve zorluklar yaşamış. Yaşam mücadelesi vermiş bir kadın sesi alıyorum ben karşımda. Şimdi Zarife Hanım öncelikle oğlunuzun doğum tarihini gün, ay ve yıl olarak sizden rica ediyorum. 10. ikisi 1988. 1988. Nerede doğdu? Antalya. Kaç doğum saati kaç bu arada? 4. 4.5-5 arası. 4.5'ten alalım. Zarife Hanım bir de oğlunuzun adını rica edeceğim. Ayhan. Ayhan. Ayhan'a bakmış evet. Olduğum zaman, Ayhan'ın enerjisini incelediğimiz zaman Ayhan gerçekten aslında sizden yana çok şanslı birisi. Ama kendi içinde çocuk o kadar büyük zorluklar ve problemler yaşıyor ki, özellikle çocuğun bir beklentisi var şu an. Bir türlü yoluna girmiyor, işleri bir türlü istediği gibi gitmiyor. Ve bu yüzden dolayı bayağı büyük sorunlar ve problemler yaşadığı gözüküyor. Şanssız bir çocuk biraz. Biraz daha bu sıkıntıları ve problemleri yaşamaya devam edecek ne yazık ki. Ama bu problemlerin üstesinden gelebilecek mi? Evet gelecek. Siz de rahatlayacaksınız. Siz de oğlunuzdan yana çok büyük bir acı yaşıyorsunuz. Evet çok. Yani içiniz içinizi yiyip bitiriyor ve senin oğlun gerçekten çok nazara geliyor. Gerçekten nazara geldiği için çok ciddi sıkıntılar ve problemler yaşıyor sevgili Zarife. Bana evet. Birazcık anlatmak ister misin? Vallahi işte istemediğimiz bir evlilik yaptı. Şimdi bizimle ilişkisi koptu. Biraz önce bana da biraz bahsetti evet. Böyle. Evet. İstemediği bir evlilik yaptı. Özellikle yani geri dönecek mi bize? Öncelikle o şu an büyük bir pişmanlık içerisinde. Ne yaptığını ve ne ettiğini çok fazla bilmiyor. Bilincini yitirmiş. Biraz oğlunuzun üzerinde büyü de var ne yazık ki. Bunu da söyleyeyim. Büyük olasılıkla ben onu merak ediyordum zaten. Bir şeyler yapıldı. Büyük olasılıkla bir şey yapılmış burada. Böyle gözüküyor ve %90 büyü diyor haritası. Ciddi anlamda normalde size karşı gerçekten son derece saygılı, son derece seviyeli bir evlatmış. Evet, çok sonradan saygılıyım. Size karşı saygısını yitirmiş. Çatışmalar yaşamaya başlamışsınız. Sıkıntılar yaşamaya başlamışsınız. Bu sıkıntılardan evet. Dolayı da aranızda ciddi kopuşlar olmuş. Şu an evet. Düzgün bir iletişiminiz yok. Oğlunuz tekrardan sizi arayacak. Tekrardan size dönecek ama siz biraz ipleri boşlamışsınız Zarife Hanım. Diğer kadınlar gibi, diğer anneler gibi gözünüz birazcık açık davranıp bu oyuna gelmemeniz gerekiyormuş. Evet. Ama ne yapabilirim ki? Gidiyorum, kaçıyor. Yani şu an için gidiyorum. Yapılabilecek bir şey yok. Emin olun onun gözündeki perde kalkacak. Ve çok rahatlayacaksınız Zarife Hayır, Hanım. Inşallah. İnşallah yüz yüze de geleceğiz bir araya. İnşallah. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Müge Hanım'a sevgiler. Evet, Müge Hanım'a da sevgiler buradan. Teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda görüşeceğiz zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah bol bol seyretmeyi diliyoruz. İnşallah. Biz Sağ buradayız. İnşallah. Bizi izleyin. Çok teşekkür ederiz Zarife efendim. Zarife Hanım son dereceyi birisi. İyi günler. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Son dereceyi bir insan. Çok naif Annesi bir insan. Için, ben yüz yüze de tanıştığım acı çekiyor. Için. Evet. Evladı için sıkıntı ve problemler çok, çok yaşıyor. Üzülüyor, evet. Çok üzülüyor. Bir yani anne olunca anne olarak, bir de erkek çocuk gerçekten hani düşünemiyorum böyle yani hepimizin başına gelebilir. Allah kimsenin başına vermesin. Ne yazık ki bazen eşler de bunu yapıyorlar Derya. Evet. Çocuklu yani eşlerini ailelerinden soyutlamak istiyorlar. Oldukları gibi kabul etmiyorlar. Değiştirmek istiyorlar ama bunu yapan insanlar eninde sonunda kendisi bir zarara uğruyor. Evet, evet, kendisi evet. Bir kayba uğruyor. Bunu da hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Başkasının kendi mutluluğunuz için başkasını mutsuz eden insanlar çok uzun süre mutlu olamazlar. Bugün Antalya'dan bol bol aranıyoruz. Aradım. Bahar Hanım bizi arıyormuş. Bahar Hanımcığım hoş geldiniz. Evet. Bahar geldi, Nisan böyle ayı geldi. Bahar Hanım da bizim programımıza geldi. Hoş geldi. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız Bahar Hanım? Teşekkür ederim. İyiyim. Nasılsınız? Çok teşekkür. Siz de mi bahar ayında doğdunuz yoksa? Yaz ayında. Temmuz'da. Hadi bakalım. Evet Bahar Hanım. Sizin için ne yapabiliriz?
Ben kendim için baktırmak istiyorum. Kendiniz için baktırmak istiyorsunuz. Doğum evet. tarihinizi gün, ay ve yıl olarak alayım. Temmuz'un 5'i 1975. Temmuz'un 5'i 1970. 75. Doğum saatiniz nedir? Onu bilmiyorum. Onu tamam. Tabii. Bir dakika. Ondan sonra nerede doğdunuz? Almanya. Almanya'da mı doğdunuz? Evet. Tamam. Hangi şehri? Bremen. Bremen'de Allah doğdunuz. Allah Allah. Bugün Bremen ne kadar enciz evet. değil mi? Bazen şimdi sana şöyle söyleyeyim. Anne adını bir de rica edeceğim. Emine. Emine. Hmm. Çok sıkıntılı, çok büyük problemlerden geçiyorsun şu an için. Özellikle duygusal olarak yıkılmış bir vaziyettesin. Duyguların darmadağın olmuş, perişan olmuş bir vaziyettesin. Seni bayağı bir üzmüşler, bayağı bir üzülmüşsün. Nasıl, kime sığınacağını, ne yöne gideceğini bilmiyorsun. Psikolojin alt üst olmuş bir vaziyette. Muhakkak ki bir astrologdan ve bir medyumdan detaylı bir yardım alman gerekiyor. Yardımla ayakta durabilecek dönemdesin çünkü şu an için. Hayatında büyük gelişmeler olacak ama bu gelişmelerin olabilmesi için biraz zamana ihtiyacım var. Özellikle kafana takılan bir konu olduğunu görüyorum ve kafana takılan bu konudan dolayı darmadağın olduğunu görüyorum. Bu bir kişiyle ilgili, yani bir insanla ilgili bir konu. Sevgili Bahar. Evet. Adım Bahar ama kendin büyük bir hüsran içindesin ve etrafındaki insan, özellikle hayatında gitmek zorunda kalan insanlar bir takım olumsuz enerjilerden dolayı hayatından gidiyorlar. Bunları çözdürmen lazım. Bunlarla ilgili ciddi ve detaylı bir yardım alman gerekiyor. Evet Bahar Hanımcığım. Ferdi Bey'e de ulaşabilirsiniz. Antalya'dasınız. Evet, bana ulaşabilirsiniz. Eğer bu konuda detaylı bir yardım isterseniz size yardımcı olabilirim Bahar Hanım. Evet, olabilir. O zaman telefonu kapatmayın. Rejideki arkadaşım size telefon numaramı versin. Hoşça kalın Bahar Hanım. Görüşmek kolay üzere. Gelsin. Teşekkür ederim. Bahar Hanımcığım. Bahar Hanım böyle... Adı Bahar ama adı, evet. kendisi büyük bir hüsran içerisinde. Son bahar gibi olmuş. Son bahar gibi hani olmuş. Hani ben hep bahar deyince ilk bahar çağrıştırıyorum evet. ama... Yani bahar ayları gerçekten... Yani aslında çok güzel gidiyorken hayatı birdenbire terslikler yaşamış Bahar Hanım. İşte bazen birileri birilerine zarar verici evet. davranışlarda evet. bulunabiliyorlar ne yazık ki. Bunu unutmamamız işte. Gerekiyor. Derya Hanım bizim anlamadığımız işte etrafımızdakiler yapmıyor mu? Bize bile yapılıyor biliyorsunuz. Durduğumuz yerde bizim de başımıza bazı kazalar geliyor, bazı olaylar geliyor. Ya. Durdukları yerde millet düşünce gücüyle bize büyü yapıyor. Değil mi? Yani neler biz yaşadık biliyorsunuz siz de yakın yani. Zaman öncesinde beraber anlamsız, de çok denk bana geldik. Bana çok anlamsız geliyor çünkü çok yani... Ben belki de böyle düşünce sistemine sahip olmadığımız için mi acaba ondan geliyor? Hani bundaki yaşanılan haz nedir onu da anlamış değiliz. Büyük bir zevk alıyorlar. Antalya'dan yine bir izleyicimiz arıyor. Evet. Leyla Hanımcığım hoş geldiniz. Ha, Sevgi Hanım. Ay pardon. Evet. Alo merhaba. Sevgi Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Efendim? Siz teşekkür ederim. Biz de çok iyi Sevgi Hanımcığım. Bugün ne güzel. Sevgiler, baharlar. Ay ne güzel. Kadınlarımızın isimleri çok güzel ya. Yani böyle sevgiyi çağrıştırmak güzel bir isminiz var. Evet. Ben eşim için baktıracaktım. Tamam. Eşiniz için baktıracaksınız. Evet. Eşiniz, 11 Ekim. 11 Ekim. 1980. 1980. Eşiniz nerede doğdu? Burdur. Burdur. Doğum saatini biliyor musunuz? Gece 3. Gece 3. Adı nedir kendisinin? Sedat. Sedat. Anne adını biliyor musunuz? Saniye. Diyeceğim ama çok saçma bir soru olacak. Kaynananızın adını tabii ki bileceksiniz. Belki görüşmüyorlardır. size şöyle söyleyeyim Sevgi Hanım. Eşinizin bazı sıkıntı ve problemleri var özellikle. Sağlıkla ilgili kendisine çok dikkat etmesi lazım. Aşırı derecede sinir yükleniyor. Aşırı derecede stres altında. İşle ilgili bir takım sıkıntı ve problemler yaşadığını görüyorum. İşle ilgili bazı sıkıntıların ve problemlerin çözüleceğini görüyorum ama birazcık bununla ilgili gerçekten mücadele ve efor, çaba göstermesi lazım. Özellikle şu an hüsranlı bir dönemden geçiyor. Bu hüsranlı dönemi en iyi şekilde atlatacak. Özellikle önümüzdeki bir 3-4 hafta eşiniz açısından çok önemli. Eşiniz bu zaman dilimini doğru kullandığı takdirde her şeyin düzene gireceği yönünde bir bilgi geliyor efendim.
Var mı öğrenmek istediğiniz bir şey? Kademe atlaması gibi bir olay var mı? İşte bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyor dedim ya size. İşle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Yani olacak mı, olmayacak mı, nasıl zaman çözülecek yönünde bir şey var. Ne diyorum size? Bir 3-4 hafta sonra bir mucize olacak diyorum. İnşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Programı bitiriyoruz herhalde. Evet, yavaş yavaş bir telefonumuz daha alabiliriz belki. Alabilir miyiz? Bir numaramız daha, çünkü biraz uzattık programımızı. Evet. Yani herhalde bir telefonumuz daha varsa alırız. Alalım. Sonra yavaş yavaş kapatalım. Biz de kapatırız programımızı. Yarın konumuz ne olacak? Yarınki konumuz büyülerin insan hayatındaki etkisini ve insana nasıl tesir ettiğini konuşacağız. Anladım. Ne yönde etkilediğini konuşacağız. Negatif enerji. Çarşamba günü Reiki'yi konuşuruz. Ondan sonra haftaya da artık burçlara geçelim. Burçlara döneceğiz artık. Burçlara bir girelim istiyorum. Şimdi koç burçlarının başladı doğum günleri. Evet. Bütün koçlara buradan... 10 Nisan'dı değil mi? 15 Nisan, pardon, özür dilerim. Referandumun bir gün öncesi. Bir gün öncesi, cumartesi günü. Referandumun bir gün öncesi. Doğum günü. Hayırlara vesile oluruz inşallah. Hayırlı olacak. Yeni yaşın sana yarayacak. İnşallah. Ben buna inanıyorum. Valla benim için ben her doğum gününde böyle başka bir yeniden doğuyorum. Ben doğum günlerini çok seviyorum Derya. Ben çok seviyorum. Hani bilmiyorum. Kendiminkini de kutlamayı. Kesin, çocukluğumdan beri. Başkalarınınkisini de kutlamayı çok seviyorum. Evet, ben de aynen. Çok çok güzel bir şey söyledin. Ben böyle kutlamayı da çok seviyorum. Sürprizleri seviyorum. Ama ne kadar güzel sevilmek. Bu çok güzel bir duygu hayat zaten. Hayat tatlı sürprizler getirsin. Aynen, tabii ki inşallah, acı sürprizler getirmesin tabii, önümüze. Kesinlikle. Tatlı ve güzel sürprizler i̇nşallah getirsin. İnşallah güzel şeylere vesile olur. İstedikten sonra her şeyi elde edebiliriz. Yaratma gücümüz var. İnsanın özellikle kendi yaratma ve yok etme gücü var. Evet. Ne olur bu güçlerini güzel bir şeyler üretmek yönünde kullansınlar. Hayatlarına güzel bir şekil vermek yönünde kullansınlar. Kendi hayatlarını hiçbir şekilde dibe indirmesinler. Aynen. Öyle inanıyoruz. İnşallah bütün herkese güzellikler getirir. Bu bahar güzellikler getirir diyoruz. O telefonumuz var mı? Yok herhalde. Biz o zaman yavaş yavaş kapatalım. Yarın görüşmek üzere. Öyle yapalım o zaman. Yarın biraz uzattık ama evet. Programımızı da tamamladık. Bugün böyle bir giriş yaptık. Yarın bol bol yine aynı saatimizde saat 15'te Ferdi Bey'le olacağız ama saat 14'te Derya'ca programıyla sizlerle olacağız efendim. Sevgiyle kalın. Şimdilik hoşça kalın.